Acaba. Sevda Hanım hatta mısınız? Hattayım, buradayım. Merhabalar, geçmiş olsun öncelikle. İnşallah yakın zamanda da gözünüz aydın diyeceğiz hepinize. İnşallah. Sizi mi aradı? Sizi mi aradı kızınız? Beni aradı, ben yerimdeydim. Şimdi buraya çıktım, zaten 15-20 dakika oluyor. Bana tek gelmemi söyledi. Hiç kimseye hiçbir şekilde bir şey söylemeyeceksin. Hatta bana fotoğraf at, kiminle geliyorsun dedi. Allah Allah. Ne zaman aradı? Kaçta aradı sizi? Biz yayına hazırlandığım sıralarda mı aradı? Herhalde kendisini mi gördü? O sırada olabilir, olabilir. Ben şimdi geldim, cevap bekliyorum ama bana cevap verme. Sen oraya gel, beni bekle dedi. Ben geleceğim dedi ama yazmıyor. Beni siz şu anda neredesiniz? Ben şu an burada daha sonra farkındayım. Ona nerede olduğumu falan yazdım hepsini. Görürse görmedi. Peki baba bir şey soruyor. Sor Tayfun. Beni mi aramış Gönül? Seni aramadı. Kimseyi istemiyor. Sakın babamı görmek istemiyorum. Hiç kimseyi görmek istemiyorum. Sadece sen geldin. Ama tek olduğuna dair bana fotoğraf at dedi. Ben Gönül'ü zaten sağ olsun İzmir'de, İzmir insanı. Yani bu ikinci oldu. Yani bu üçüncü oldu şu anda. İzmir insan, yani halkı bana bu Gönül'ü buldular. Ama ben bunu böyle bu şekilde bulmak istemiyorum. Gönül bugün 3 gün oldu. Gönül'ü kim saklıyor? Evet. Kimin evinde? Evet, yani 10 yaşındaki bir çocuk da olabilir. Beni aradığında şu an izlerler diye bile korkuyorum bak. Bana dedi hiç kimseye söylemeyeceksin dedi. Yanında biri konuşturuyor onu. Yani. Biri konuşturuyor. Hmm. Peki Sevda şu an sakin ol. Sen bir parktaydın. Parktasın şu anda değil mi? Bak, şu an parktayım. Neredesin şu anda? Şu an parktayım. Çocuğa adresi verdim, buradayım. Hani yazdım, cevap bekliyorum ya da gelmesini bekliyorum. Ama bana hiç kimse hiçbir şekilde haber verme dedi. Ya tamam yalnızsın bak, eğer bizi şu anda Gönül de izliyorsa Gönülcüm, sevgili tatlım benim. Bak şu anda annen sadece orada, hiç kimse yok, polis de yok, hiç kimse de yok. Gidip annene sığınabilirsin. Ama acaba sen neden bir annesin hissedersin? Birilerine neden arattığını düşünüyorsun peki Sevdacığım? Ben duyduğum birilerinin konuşmasıyla bana bazı kelimeler söyledi. Mesela ne söyledi? Onları söyleyebilir misin bize? Yani yanında bir erkek mi vardı, kız arkadaşı mı vardı? Bir de dinleyelim. Ses ayrımı yapabilir misin yani, erkek veya... Ses tonu kız arkadaşıma aitti sanırım. Bana dedi ki, anne dedi, senin dedi tek gelmeni istiyorum dedi. Bak ben iyiyim dedi. Ben seni aradım dedi. Hiç kimseyi görmek istemiyorum. Gel ama dedi, yanıma hiç kimse gelmesin dedi. Sonra mesajlaşmaya döndük. Arıyorum, açmıyor. Hı hı. Babamı falan istemiyorum. Hiç kimse duymayacak dedi. Tamam. Bekliyorum burada. Şu an mesaj bekliyorum. Peki tam olarak kaçta seni aradı Sevdacığım çocuk? Kaçta aradı ya, 20 dakika oluyordur. Tamam sakin ol, bence gelecektir inşallah kızın oraya. Yani herhalde bu diğer ihbarda da öyle, bir kız arkadaşı 15 yaşlarında iki tane kız varmış. Yine aynı yaşlarda bir tane erkek varmış ihbarda göre. O yerde senin beklediğin söylediğin park da Buca'daki bir park mı? Buca'da. O zaman Buca'daki ihbarlar doğru ihbarlar. O zaman bana en son yani akşamki gelen ihbar, benim arkadaşlarımın araştırıp da buldukları şey doğru. Çünkü bunlar iki kız arkadaş Buca'ya bir erkek arkadaşına gitmeyi planlıyorlar. Ve oradan da Antalya'ya kaçacaklarını söylüyorlar. Ya bir tane de arkadaşı var Pınarbaşı'nda. Bu çocuk bize yazışmalarını çıkartıyor. Tabii ki biz buraya çıkacağımızı söylediğimiz için işte bize arkadaşıma yardımcı olmaya çalışıyor sözde. Ama o zaman birileri ikna edip onu Antalya'ya götürmek istiyorlar yani. İşte bu Buca'daki giden çocuktan çok korktuğunu söylüyor. Ve diyor ki Pınarbaşı'ndaki evet, çocuğa ben o çocuktan çok korkuyorum. Bu yasaklı madde satıyor ve içiyor, kullanıyor. Evet. Ve ben bu yüzden bundan korkuyorum. Yani ne dersin işte iki kız arkadaş, yani bizlerle takılmak var. Bir de o çocuk bizlerle beraber vakit geçirmek var. Ya peki ben şunu anlamadım Sevda. Neden babasını işte Emel'in yanına gelmek, babaannenin yanına gelmek istemiyor çocuk? Ben gelmek istemiyorum. Bilmiyorum. Anlaşamadığımı söylüyor. Mesele neymiş yani, bak yani anlaşamadığı şey şu an bir ergenlikten geçiyor, kendini kısıtlamalı hissediyor. Babam hiçbir şeye izin vermiyor. Aslında
veya annesi olsun ona herhangi bir zarar vermez. Kızım gibi eminim ama onun bile ona zarar verdiğini söylüyor. Evet. Benim yanımda kalmak istiyor İstira ama benim yanımdan yani. Da bana ihanet edip gidiyor. Şey evet, sana da ihanetler ediyor, şey seni suçluyor. Emel'in yanına geldi, Emel'i suçluyor. Evet, yani evet. Bu yani gerçekten hani bana gelip annemin beni doldurduğunu söylüyor. Aslında Sevda'nın böyle bir şey yapmayacağını da inanıyorum yani. Sevda, ki evet. Benim karşıma gelip de Sevda sen Tayfun'la evlendin, hayırlısı olsun çocuğun da oldu dedi yani. Ben annesini kötüleyemem. Sonuçta o onun annesi. İki kadın ne güzel anlaşıyorsunuz. Evet, problem yani. Yok aranızda. Şimdi hangi parktayım dedin sen Sevdacığım? Hasan Ağa Parkı'nda. Şimdi Gönül'ü Hasan Ağa Parkı'nda gördüğünü söylüyorlar. Sen parkın neresindesin şu anda? Parkta oralarda? Burada paten yeri var. Paten yerinde olduğumu söyledim. Bu arada 5 dakika önce de Erden kim bu Erden? Erdem İnan. Erden İnan evet. Evet, bu Pınarbaşı'ndaki olan çocuk. Tamam. İzmir Pınarbaşı'nda. Onunla 5 dakika önce de Instagram'dan konuşmuş. 5 dakika önce. Şimdi bir dakika ama şu anda çocuğunu Sevdacığım senin bulunduğun parkta görüyor. Park çok büyük bir yer orası, Hasan Ağa Parkı. Evet. Büyük çok park. Büyük. Yani o zaman ben Gönül'ü Hasan Ağa Parkı'nda görenlere sesleniyorum. Senin tam olarak yerin neresi tattım Sevda? Bulunduğun yeri bir daha paten, söyle. Paten sürme yeri var. Paten sürme yeri var. Hayır. Kasaplar durağında mısın yoksa kafeteryaların... Ben öyle anlamıyorum. Ben bilmiyorum. Burada paten yeri var dedim. Orası biliyormuş. Bakın şimdi sana şöyle söyleyeyim. İsim vermeden sağ tarafın yani sol tarafın park. Yani parkın etrafını dolaşsan hep sol tarafın park. Sağ tarafında kafeteryalar mı var yoksa kasaplar durağı mı var? Ama paten olan yere yani paten kayılan yere gelsin dedin değil mi sen Sevda? Evet, ben öyle dedim. Tamam, yerini değiştirmesin. Herhalde paten yok, kayılan yere biliyordur daha önce de orada olduğunu. Şimdi Gönül'ü... Belki de izledi. Şu an bana hiç kimseye bir şey söyleme dedi. Şu an izledi, bana yazmıyor. Ama şöyle bak, sonuçta sen tek başınasın. Polis yok orada, eğer izliyorlarsa. Yarını da ben gençlerin takip ettiğine de eminim. Polis de yok Gönül'cüm orada. Kimse yok. Annen orada. Korkmadan ya da yanındaki kimler varsa bilmiyorum ama böyle söylüyorlar. Acaba bizi oyalıyorlar mı çocukla ilgili? Yani? Gönül'ü eğer orada şu anda senin yanına gelirse benden şunu yani burada şunu saklama. Gönül'ün yanında kız veya yani kız arkadaşı veya erkek arkadaşı. Evet. Kim olursa olsun bana bunun yani o anda o yanındaki kaçmak isteyecek. Yok, tamam bir şey deme. Tamam. Deme, bir dakika bir şey demiyorum. Kızımı sadece gelsin. Evet. Tayfuncuğum. Ama 3 gündür 13 yaşındaki bir çocuk. Onu sonra konuşalım mı? Bir kız gelsin, çocuk bir gelsin. Çocukla bir konuşalım. Bir içini açsın. Çok evet, rica evet. ediyorum. Bir onun derdini dinleyelim. Sonra işte kimlerden hesap sorulacaksa yargı yolu falan sonra olur. Ama sonuçta o çocuk 13 yaşında çocuk ikna edilebilir. Yönlendirilebilir, kabul ediyorum. Ama çocuk evde eğer kendini bazı şeylerden eksik hissediyor ya da çok sıkıldığını, yani ergenlik çağı çünkü farkında olmadan bunaldığını düşünüyorsa ona bir destek verirsiniz. Önemli olan şu anda bir kızımız bir annesiyle buluşsun. Sert olmak yok. Sert yok, olmak ben, yok yani. Yok. Benim belki yapım böyledir ama yok, hayır, gördüğünüz hayır. gibi ama tamam. ben... Yok, yapın yani... sert olabilir de etrafındaki insanları sonra beraber sorgularız. Sakin ol, bir kızım bir gelsin. Şu anda yayını da takip ediyorsa bize bir, yani ben sonuçta onun bir an önce annesinin yanına sağ salim gelmesini ilk önce hedefliyorum. Doğru mu Orhan Bey? Doğru. Önce bir gelsin. İlk hedefimiz bu olmalı. İlk hedefimiz annesinin yanına gelsin. Evet. Sevda bakıyor çocuğu musun? Geliyor mu çocuk şu anda? Görüyor musun? Bakınıyorum, her yere yok. Mesaj yazdım, görüyordu normalde, şu an görmüyor hiçbir şey. Yazmıyor da. Telefon açtığınız zaman cevap şey çalıyor mu telefonu? Ben Instagram'dan yazışıyorum onunla. Yani normal kendi telefonu yok mu çocuğun? Kendi telefonu var yok, ama içinde hat yok. Hat yok. Evet. Instagram üzerinden. O zaman internete tabii, bağlanması internete gerekiyor. Bağlanıyor. Orada internet olan bir yerde o zaman o. Ya o büyük bir ihtimal ama... kafeteryaların olduğu yerde. Hayır, şimdi oradan ayrılıp parka geldiyse çocuğun Instagram tabii. için internet hattı da yok. O yüzden sana yanıt veremiyordur. Sevdacığım korkma, olur mu evet. tatlım benim? Çünkü o herhalde parktan o kafeden ya da nereden ayrıldıysa interneti gitmiştir şimdi. Telefonu da yok. Var da işte interneti yok. İnternete bağlanabileceği bir yer yok. Sadece parkın oralarda internete bağlanacak yer kafeteryalardan. Arkadaşı da paylaşıyor. Ama şimdi annesinin yanına yürüyerek gidecek ya. Yürürken internet tabii. gider yani. O yüzden yazamıyor sana Sevda. Sakin ol. Bence kızın birazdan gelecek sana. 13 yaşında daha ya. O da bir şeylerden
İnşallah birileri zorla bir yerlere götürmeliyse getirecekler. İnşallah. Şimdi şöyle yapalım biz. Ben şimdi diğer aileler de gözümün içine bakıyor. Yayına şimdilik bir virgül koyalım. İnşallah haber alırsak ben sizlerle paylaşacağım seve seve hemen. Heyecanla da paylaşacağım. Sevda, şimdilik virgül koyuyorum. Kızından haber alır almaz. İnşallah sana gelirse bizi haberdar edersin. Ekrandan da duyururuz.